Sadrazam Piri Mehmet Paşa hemen huzura kabulünü ister. Buyursun gelsin. Hayırdır Lala sabah sabah? Hünkârım, hayırlı değil Suriye'den gelen haberler. Vali Canberdi Gazali isyan başlatmış. Memluk beyleri ve Araplarla ittifak etmiş. Bize isyan eden cevabını fazlasıyla alır Lala. Tez divanı toplantıya çağırın. Hünkârım, zamanında üzerinde çalıştığımız Suriye meselesi raporunu divana verelim mi? İyi hatırladım, getir. Vezirlerim, bu elinizdeki raporları şehzadeyken Manisa'da hazırladık. Rahmetli babam Sultan Selim Han'la görüşüp sunmak nasip olmadı. Anlat İbrahim. Şam valisi Canberdi Gazali geçmişiyle güvenilmeyecek bir azatlı köledir. Mısır'dan ayrılmış Memlük beyleri ve Araplarla düzürlerle bir olmuştur. Pargalıya mı kaldık devlette fikir sahibi olmak için? Canberdi Gazali haindir. Sultan Selim Han'a biat etmiş olmasına rağmen Rodos şövalyeleriyle de görüşmüş, pazarlıklar yapmış, altın ve silah yardım almıştır. Düşmanımızla işbirliği yapmıştır. Hünkârım, siz geleceği bir kahin gibi görmüşsünüz zamanında. Canberdi Gazali haini, şimdi de İran'da Şah İsmail'le birlik olup hainlikle Halep ve Beyrut'u ele geçirmiş. Mısır valisinde yandaş alıp hutbe okutup para bile bastırmış. Benim iktidarıma boyun eğmeyen, ister şah olsun ister vali, toptan cezalandırılır. Emrediyorum, bırak beni, ben babamı göreceğim. Şehzade Mustafa, buyurun arzunuz. İbrahim, babamı göster bana. Mektebe gitmek istemiyorum. Ama şimdi hünkârımız çok mühim bir görüşmede, yanına giremeyiz. Ama şu pencerenin kenarından bakabiliriz, gel bakalım. Ferhat Paşa, tez askerlerini hazırla ve yola revan ol. Karaman Beylerbeyliği'nden ve Dulkadir Beylerbeyliği'nden de destek sağla. Kapıkulu askerlerinden yanına gerekli miktarda da al. Hünkârım, bugün başlarız hazırlığa. Canberdi Gazali'nin kellesini sizin mübarek ayaklarınızın altına koymazsam ben de kellemi sunarım huzurunuza. Yaparsın bilirim paşa. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Hünkârım, bir husus daha arz etmek isterim. Söyle Ahmet Paşa. Macar Kralı Lajos'la sıkıntımız var. Kaç aydır vergilerini ödemedi. Arzu ederseniz ben de... Paşa, sen de Macar seferi mi istersin? Onlara da mı savaş açalım? Hünkârım, bir elçi yollasak önce. Altınların ödenmesini emreden bir mektupla. Devletler arası ilişki için. Diplomasi diyorsun yani Piri Paşa. Roma'da da işler böyle yürümüş. Diplomasi derlermiş. Önce görüşme. Kibar kibar konuşalım. Sonra kılıç çekip yerle bir edelim. Mektubu hazırlar Behram Çavuş'a veririm. Elçi olarak gitsin derim hünkârım. Hala gitsin Behram Çavuş. Bir paşa, siz yine de kılıcınızı bilemeyi ihmal etmeyin. Secondo le ultime notizie arrivate da Venezia, Osmanlı Sultanı Genç Süleyman'ın hızla önemli kararlar aldı. 600 Mısırlı ailenin özgür bırakıldı. Yolsuzlukları tespit edilen donanmanın başındaki kumandan idam edilmiş. Suriye'de, Osmanlı toprağında isyan başlamış. Oradaki vali bağımsızlık ilan etmiş. Araplarla birlik olmuş. Araplar isyan halinde. Bunlar güzel haberler.
Osmanlı Sultanı doğuda çıkan isyanlarla meşgul olacak uzunca bir zaman. Batıya, bize gözünü dikip hayaller kurmaya bile vakti olmayacak. İsyancı kimse onlara destek olun. Doğu iyice karışmalı. Bu mektubu Belgrad'a Kral Lajos'a götüreceksin. Elçilik heyetini topla, yola koyul Behram Çavuş. Uçarak gideriz Piri Paşam. Bana verdiğiniz bu şerefli görev için size minnettarım. Haydi. Allah yolunu açık etsin Behram Çavuş.